Platform Sunar. Gündem Sanattan merhaba. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli yönetmen Faysal Soysal konuğum. Kendisiyle direktörlüğünün yaptığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ni konuşacağız. Hoş geldin Faysal. Hoş bulduk. Şimdi e, takdim ederken söyledim. Her şeye rağmen, e, bütün zorluklara rağmen <laughs> evet. e, düzenleniyor ve üçüncüsü Dostluk Kısa Film Festivali'nin. E, hazır, madem ilk sorum nasıl başladı ki ben ilk gününden itibaren takipteyim. Hatta evet. pek çok e, programda yaptık. Evet. hangi noktaya geldi? Bu yıl ne gibi değişiklikler var? Tabii biliyorsunuz ben aslında şiirle kendi serüvenime başladım ve ardından İran'da sinema master'ı yaptım ve filmler yaptım. yönetmenliğin ve yapımcılığını yaptım. Esas mesleğim aslında benim film yapımcılığı ve yönetmenliği. Ama zaman zaman da bu tarz etkinliklerin aslında sinemayı geliştirdiğini özellikle genç sinemacılara ilham kaynağı olduğunu gördüm, fark ettim. Çünkü filmlerimizi artık gösterebileceğimiz çok fazla mecra kalmamıştı ve gittikçe de bu azalıyor. Bu yüzden festivaller çok önemli. Ee, özellikle de sinema aşkı olan, bir şeyleri dert edinen, bir şeyleri değiştirmek isteyen veyahut da e, insanın ve aynı zamanda hayatın anlamının gittikçe gittikçe kaybolduğu, değersizleştiği bir dönemde bir itiraz geliştirmek isteyen insanların aslında yaptığı filmleri gösterecekleri mecraların olması gerekir. Ee, kültür sanat etkinlikleri, ondan sonra festivaller bu anlamda bu boşluğu bir nebze olsun dolduruyor. Ee, Bizde e, 2018'den önce, 2016'ydı sanırım, biz e, Çekmeköy Belediyesi'ne e, Merhamet ve Adalet adlı bir kısa film festivali yaptık. Mecid Mecidi de jüri başkanı. Hmm. Onu ben organize etmiştim. Ardından 2018'de tekrar arkadaşlara bir araya gelip yeni bir festival çalışması yapabilir miyiz? Ee, Özellikle de Fethi Gemuloğlu'nun dostluk üzerine konuşmasından ilham alarak bunu tartıştık, gitti geldik ve böyle bir festival yaptık. Ve ilk yıl Fethi Gemuloğlu anısına yaptık ve onun dostluk üzerine konuşmasından ilham aldık. O sene bayağı da ilgi gördü festivalimiz. Cumhurbaşkanı da himaye etmişti. Yaklaşık olarak 80 ülkeden 800'e yakın film almıştık. Geçen yılda 62 ülkeden 750 film aldık ve Aşık Veysel anısına yaptık. Ee, bu yılda Yunus Emre anısına yapıyoruz. Ee, tabii bir festivali sürdürebilmek hakikaten kolay değil. Her yıl neredeyse sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü bir sene bir bakanlık veya da bir sponsor destek veriyorken gelecek yıl o ilişkiyi yeniden kurmak gerekir. Yeniden anlatmak, yeniden izah etmek ve ekip ge oluşturmak gerekiyor. Ee, hele bu yıl pandemiden dolayı bayağı da zorlandık yani. Bu olacak mı, olmayacak mı? Fiziksel mi olacak, online mi olacak? Bunun çok tartışmasını yaptık ve e, nihayet yola çıktık e, Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle ve yine kızlayın geçen yıl olduğu gibi e, desteğiyle başlattık festivalimizi. Ve yine bu yıl e, çok iyi filmler geldi, çok iyi başvurular oldu yurt dışından ve Türkiye'den. E, bu üçüncü yılımız ümit ediyoruz ki bu devam eder. Niyetimiz bunun devam etmesi tabii ki yine benim esas e, heyecanım özellikle genç kısa filmcilerin filmlerini burada görmek. Hem onlardan ilham almak hem onlara bir şey katabileceksem... Yönetmen olarak ve yapımcı olarak onlara bir şey kat katmak. Ee, çünkü bu festivalde sadece filmler gösterilmiyor. Başka etkinlikler de var. Program boyunca konuşuruz bunları tabii. Tabii tabii. Ee, bir de bu yıl tabii salgın şartları Hı -hı. malum. Ee, ne yapalım, nasıl işte uyalım bu şartlara gibi Hı -hı. bir... Düşünce oldu mu ilk etapta? E Tabii bütün e, etkinliklerimizi ister istemez buna uydurmak zorunda kaldık. Örneğin biz daha e, ilk yılda çok iyi bir kısa film atölyesi yapmıştık Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte. E, 8 tane eğitimci hocanın da dersleri e, neticesinde bir kısa film ortaya çıkmıştı. Ve onun da yapımını festival üstlenmişti. Geçen yıl e, post prodüksiyon atölyesi yaptık fonlu filmle. Yani kısa filmciler film yaptıktan sonra eserlerinin teknik anlamda, e, estetik anlamda daha da kaliteli olması için tabi bütçelerden dolayı yapamıyorlar bazı çalışmaları. E, Fonu Film böyle bir atölyeye destek verdi ve aynı zamanda ödül de verdi. Hmm. E, post prodüksiyon atölyesini yaptık. Ama bu yıl bir araya gelemiyoruz. İster istemez etkinliklerimizi biraz daha e, uzaktan e, yapmaya başladık. Yaklaşık 9 tane Instagram söyleşisi gerçekleştirdik. E, hem geçen yılki jüri başkanımızla ödül alan yönetmenlerimizle Yunus Emre e, meselesinden dolayı şair arkadaşlarımız ve dostlarımızla, hocalarımızla e, ve festivallerin başka festivallerin e, yöneticileriyle değişik anlamda e, söyleşiler gerçekleştirdik, Instagram söyleşisi yaptık. Dün de gerçekleşen bir set atölyesi yaptık. E, biz bunu tabii birkaç günlük yapmayı düşünüyorduk, yine pandemi şartlarından bir güne indirdik ve kuruluş Osman'ın set dizisine arkadaşları götürdük. Bir dönem filmi nasıl yapılıyor, dönem hmm. filminin seti nasıl tasarlanıyor, kuruluyor. E, dekor yanında kostüm çalışması, sanat yönetmeni nasıl yürüyor? Bunları da görmelerini istedi kısa filmci arkadaşlarımızın. Çok güzel bir atölye oldu. Dün onu gerçekleştirdik. Yine bu yıl e, işte pandemiden dolayı bir araya fazla gelemediğimiz için Zoom üzerinden e, başka bir hibrit atölyemiz olacak. Kısa filmin dağıtım problemleriyle ilgili. Çünkü kısa film hakikaten e, ciddi anlamda e, sorun yaşıyor. Festivallere gidiyor ama daha fazla yere de gitmesi gerekir. Televizyon kanallarına, özel etkinliklere, çünkü onun sahip olduğu mesaj ve aslında format e, uzun metraj'a göre çok daha fazla insanlara ulaşabilecek ve onları yakalayabilecek bir özelliğe de sahip. Bu sebeple dağıtım çok ciddi bir problem ve aynı zamanda da Avrupa Amerika'da bu iyi yol almış. Türkiye'de hala e, ilerleyememiş bir alan. Şu an benim geldiğim yere göre baktığımda. Yeni kısa filmciler çok daha bu konuda bilinçliler. Hmm. Yani filmlerini dünya pazarına sunabiliyorlar. Kanal Plus gibi bir yerde gösterebiliyorlar Amerika'da. Ee, şey, şey, Özür dilerim Fransa'da. Ve aynı zamanda Amerika'nın film marketlerine gönderebiliyorlar. Bunlar büyük başarılar. Ee, ama bunun tabii ki yöntemleri var. Bunu çok iyi başaran insanların sayısı az. Tabii bizim Çalışmadan festivalimizin yani. ayrıldığı bir e, boyutta her yıl bir e, Türk ozanın, Türk şairin yani Anadolu'nun coğrafyasını böyle şiiriyle, sanatıyla ölümsüzleştirmiş bir şairimizin anısına yapıyor oluşumuz ya da bir fikir adamının anısına yapıyor oluşumuz. Bu vesileyle Yunus Emre'yi de yeniden anlıyoruz aslında. Biz Yunus Emre'yi de yeniden konuşuyoruz ve international, uluslararası seyircimiz ve aynı zamanda yönetmenlerimiz olduğu için onlar da bunu tanımış oluyorlar. Yani programlarımızın neredeyse üçte ikisi de Yunus Emre'nin aslında şiirinin, sanatının aynı zamanda sinemaya yansıyabilecek boyutları veyahut da bizim kültürümüze özellikle dostluk anlayışına katkılarıyla ilgili de e, boyutlar açıyor. E, bu vesileyle e, sadece film festivali değiliz aslında bir yönüyle edebiyat ve kültür festivaliyiz de. Bunu bir araya getiriyoruz çünkü e, Türk sinemasının aslında besleneceği en büyük kaynaklardan bir tanesi Türk Şiiri. Ve Yunus Emre Türk Şiiri'nin, Türkçe'nin de kuruluş e, kurucusu. E, Cemal Süreyya'nın özellikle Yunus ki Türk şiirinin, süt dişidir Türk şiirinin şiirini hatırlarsak orada Yunus'tan bugünümüze Türk şiirinin bütün aşamalarını e, taşıyan, yüklenen şairleri anlıyoruz aslında. E, bu vesileyle, bu festival vesilesiyle sinemacılara, sinemacı dostlarımıza aynı zamanda Türk şiirinin ve Türk dostluğunun gücünü de göstermiş oluyoruz. Eyvallah. tabi ilk yıl Fethi Gemuhluoğlu, ikinci yıl Aşık, Aşık Veysel, Vessel. üçüncü evet. yıl Yunus, Emre bunların hepsi bizim ee, çok önemli değerlerimiz hı hı. ve dünya da bu vesileyle onları tanıyor ki hani İslam'a e, bakış açısının gittikçe e, işte yabancılaştığı hı hı. gittikçe yanlış bir noktaya e, savrulduğu bir dönemde dostluğun İslam kaynaklı e, hı hı. dostluğun e, bu festivalin teması olması ne kadar mühim hı. Aynen. Aslında dostluk zaten İslam kaynaklı ve özde de diyelim ki Hristiyanlık'taki dostluk da sonuçta Hz. İsa bizim Peygamberimiz. Onun dostluk anlayışı da aslında çok muazzam ve evrensel. Her ne kadar tarifte edilmişse yine de e, bir hakiki iyi seviyeyi, imanlı bir iyi seviyeyi düşündüğümüzde o da hayata, çevreye, coğrafyaya, canlılara ve doğaya dost olarak bakar yani. Onun da aslında hareket noktası benzerdir. Ama Yunus'ta bu sanat olarak pürleşmiştir yani. O mesaj o didaktik, o e, informatik özelliklerin dışında da sanat boyutuyla da çok e, nevi şahsına münhasırdır ve ölümsüzdür. E, o yüzden sanatçıların aslında var ettikleri eserler e, daha ölümsüz ve aynı zamanda empati yapma gücü bakımından daha e, özel bir yere sahiptirler. O yüzden e, bir e, dini otoriten ya da dini bir figürün Anlatacağı dostlukla ya da ifade edeceği diyelim ki bir e, ahlaki değerle aslında bir sanatçının eserinde ortaya koyduğu arasında çok ciddi bir fark var. E, sanatçının böyle bir avantajı var. Bunu doğru yapabildiği vakit eserini e, hakikatte e, bir mesajın ya da bir ideolojinin altında ezdirmediği vakit, ama kendi dünya görüşünün de bir şekilde yansımasını dolaylı yoldan aktarabildiği vakit aslında. E, o bütün insanlığın artık e, mirasıdır ve değeridir. Bütün insanlığa her zaman e, doğru yol gösterici özelliğe sahip olur. Şiir ve Yunus demişken evet sizden böyle bir şairin dilinden de galiba bir şiir dinleyeceğiz az sonra. Evet Yunus'un aslında bir şiirini size okuyabiliriz bu konuda evet. E, dostlukla ilgili Yunus'un yaklaşık 500 tane e, şiiri var neredeyse dost kelimesinin Geçtiği Tabi o dosta bambaşka anlamlar da ithaf ediyor tasavvuftan ve kendi kültürümüzden bakacak olursak. Ama e, bu dostun e, hiçbir şeye sığmayacağı da aşikar. E, o yüzden belki birçoğumuzun da bildiği bir şiirden hemen bir bölüm okuyabiliriz. E, ama bu şiirin bilinmedik bazı şeyleri de var çok okunmayan. Onların da derinliğine buradan e, şahitlik edebiliriz. Ben dost ile dost olmuşam Kimseler dost olmaz bana. Münkirler bakar gülüşür, selam dahi vermez bana. Ben dost ile dost olayım, canımı feda kılayım. Ölmezden öndün öleyim, dünya baki kalmaz bana. Terk eyledim kamu işi, hak yoluna kodum başı. Dost yüzünü göreceğiz, sabru karar olmaz bana. Kimseler bilmez halimi, aşk odu yaktı canımı. Seçmezem soldan sağımı, namusu ağır olmaz bana. Ben bir aşıkı bir çareyim, baştan ayağa yareyim. Beni ben bir deli divaneyim, aklım da ayar olmaz bana. Burası mesela çok önemli aslında. Ben bir deli divaneyim, aklım da ayar olmaz bana. Sanırlar beni deliyim, dost bahçesi bülbülüyüm. Mevla'nın kemter kuluyum, kimse baha saymaz bana. Bülbül olu ben öterim, Dost bahçesinde biterim, gül alırım, gül satarım. Babaz olmaz, baban olmaz bana. Ey biçare Yunus senin aşk oduna yandıcanın. yana yana dosta giderin perde hicap olmaz bana diyor Yunus. Ve evet. düşünün 800 yıl önce bu Türkçe ile bir şiir ortaya koymuş. Biz bugün eğer bunu hala anlayabiliyor, doğru bir ilişki kurabiliyorsak, demek ki aslında Türkçemizin Türk şiirinin kurucusu diyebiliriz Yunus için. İyi bir insan nasıl olabilirim diye olur ya bir insanın aklına soru gelse sadece Yunus'un şu şiirini herhalde okuyup içselleştirmesi yeterlidir. Evet. Ne güzel. Peki festivalin yarışma seçkisinden de bahsedelim mi? Tabii. Bu yıl 303 301 başvuru aldık 33 ülkeden. 16 tane filmi ön yarışmaya layık gördü. Bunların 5'i Türk, 3'ü İran. İlk defa bu yıl Türk filmlerinin kalitesinin en azından bize başvuranların kalitesinin çok yükseldiğini fark ettik. İlk yılda ön jüri çok gayret etti aslında bu temanın içerisinde diyelim ki güçlü olabilecek Türk filmlerini seçmede. Maalesef İran filmleri ve yabancı filmlere nazaran biraz geride kalmışlardı. Ama bu yıl bu anlamda mutluyuz. Türk filmleri çok iyi kalitede. 5 tane Türk film, 3 tane İran filmi ee, ve diğer altı film de Amerika'dan, Gana'dan, Bosna'dan, Hırvatistan'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve Kırgızistan'dan bir filmimiz var. Ee, bu filmler yarışacaklar. Bu yıl yine aslında birçok festivale nazaran en yüksek ödülleri bizim festival veriyor. Ee, aldığımız desteklerin büyük kısmını aslında özellikle kısa filmcilere nakit olarak keş olarak vermeye çalışıyoruz çok ki çok önemli tekrar <laughs> film yapma heyecanı ve şevki taşısınlar geçen yıl 20 bin olan birincilik ödülümüzü 25 bin'e çıkardık ikincilik ödülümüzü 15 bin'e çıkardık üçüncülük ödülümüzü 10 bin'e çıkardık bunun yanı sıra bir de kızlay dostluk ödülümüz var kızlayın kendisi ve aynı zamanda seçeceği bir filme bir ödül verecek 15 bin TL yine Fonofilm tekrar bizim destekçimiz bir Türk yönetmenin Türk sinemasını destekleme anlamında. Sonraki kısa filmine 15 bin TL'lik hizmet yani post prodüksiyon destek ödülü var. E, bu ödüllerle birlikte yaklaşık 80 bin TL aslında bir ödülümüz var. E, bu e, yarışma filmleri bunlar için yarışacak. Ama e, yarışma dışı bölümlerimiz de var. Totalde 48 tane film, kısa film, 3 tane de uzun metraj filmimiz var. E, 40 yıllık hatır bölümümüz bizzat bizim festivalin aslında temasının bel kemiği olan bir bölüm. Burada biraz daha türlerin de dışına çıkıyoruz. Belgesel olabiliyor, animasyon olabiliyor. Video art dahi olabiliyor bu bölümde. Ee, adını da biliyorsunuz. Yani biraz yerel bir e, öğeden alıyor. 40 yıllık hatır. E, Türk kahvesinin dünyada... Dağıtılıyor mu kahve? Kahve de evet, e, evet Hacı Bekir sağ olsun e, konuklarımıza ve misafirlerimize e, kahveli lokum dağıtıyor. <laughs> e, pandemiden dolayı kahve bu yıl ikram edemiyoruz. Normalde kahve de ikram ediyoruz. E, bu bizzat bize ait bir değer olduğu için bu başlığı, başlığı koyduk bu bölüme. Burada da 15 tane filmimiz var. Yine panorama bölümümüz var. Dünyada birçok festivalden ödüller alan filmleri ilk defa Türkiye'de gösterdiğimiz bir bölüm. Bu yıl 14 tane Türkiye premierini yapacak filmimiz var. 3 tane de dünya premierini yapacak filmimiz var. E, panorama bölümündeki filmler e, hakikaten çok özel filmler. Birçok e, takipçimizin de, Sosyal medya veya da gruplara yazdıklarından da görüyoruz. En iyi kısa filmleri bizim festivalde izlediklerini söylüyorlar. Çünkü bizim meselemiz hakikaten sinema sanatı. Yani bu konuda katkı sağlayabilecek, ideolojik olmayan, ondan sonra sırf ödül için yapılmayan ama insanların kendi dünya ile ilişkisi bağlamında estetik olarak kaliteli filmler gösterdikleri eserleri konuk etmeye çalışıyoruz. Bir yandan temamızda dostluk olsa dahi aslında her türlü aslında sanatçının mutlaka bir meselesi de bir insana dokunabilmek, bir insanın yarasına parmak basmak ve ona belki bir deva olmak, oradan bir e, ilişki kurmak. Bu sebeple de birçok filmin aslında zaten teması e, dolaylı yönden dostlukla ilgili oluyor. Şu an seyircilerimiz bir yandan da e, şeyi e, festivalin kısa tanıtım videolarını seyrediyorlar. Evet. E, merak edenler için. ...hemen video paylaşım sitesine girebilirler. Tabii tabii. tabii Dostlukfilmfestivali.com'dan... ...festivalimizden de takip edebilirler. Sosyal medya hesaplarımız... ...Dostluk Film Fest... ...Instagram hesabımız... ...Facebook hesabımız... ...ve Twitter hesabımız aktif. Oradan soruları olurlarsa... ...olursa mutlaka cevaplamaya çalışıyor ekipler. Yani i̇nternet üzerinden... ...bütün bu görsellere de... E, ...takvime de... ...programa da... E, ...ulaşabildiklerini... ...söyleyelim. Hı hı. E, artık üçüncü yılı... ...nasıl e, geri dönüşler var... Yani biz özellikle Film Freeway üzerinden yurt dışından başvuru alıyoruz. Bu yıl biraz da böyle başvurunun diğer yıllara göre az olmasının bir sebebi de bizim biraz sınır koymamız. Çünkü çok fazla film geliyor ve bunları o sürede değerlendiremiyoruz. Küçük bir sembolik değer şey kattık yani paralı başvuru yaptık 2 dolar gibi. Ee, ve istiyoruz ki insanlar okusunlar bu festivali, niçin bu festivale film göndermek istediklerini, filmlerin uyup uymadığını bir baksınlar istiyoruz. Bir filtre e, oldu. E, bu sebeple de gelen filmlerin bu sene ciddi ciddi kalitesi iyi ve festivalle ilgili de çok iyi yorumlar alıyoruz. Yani buraya e, gelen özellikle bir festivalimizin diğer bir özelliği de şuydu onu atladık. E, hakikaten yabancı konukları buraya davet ediyoruz. Filmi yarışmada olan yönetmenleri, ve ekibiyle birlikte konuk ediyoruz. Bu konuda e, Beyoğlu Belediyesi ve daha önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi e, bize destek olmuştu. Yani ancak bu yıl pandemiden dolayı maalesef kimseyi davet edemiyoruz. Onların da sürekli bizim festivalle ilgili övgü dolu sözlerini ve cümlelerini, yazılarını görüyoruz yurtdışı Instagram hesaplarından veya da işte Film Free internet hesaplarından. E, bu yıl e, bir e, ...hem iyi hem kötü diyebileceğimiz DCP ve sinema salonunda izleyemeyeceğiz filmleri. Çünkü sinemalar yasaklandı yeni açıklamayla birlikte. Online göstereceğiz bütün filmlerimizi web sitemizde dostlukfilmfestivali.com'da. Ama bir artı boyutu da var bunu. Türkiye'deki bütün insanlar girip izleyebilecekler. Yurt kapatıyoruz. Kısa filmcilerin talepleri bu yönde. Çünkü c uyguluyoruz. Yurt filmleri filmler izlenemeyecek. Sadece Türk seyircisi... Bu festivalin bütün filmlerini 11, 12, 13 Aralık'ta e, web sitemiz üzerinden online olarak izleyebilecekler. Bir kayıt şartı var. Kayıt olacaklar. E, güvenlik ve aynı zamanda filmlerin telif haklarının korunması yönünden. Kayıt olduktan sonra onlara ücretsiz bilet gönderiyoruz, şifre gönderiyoruz. Ve o şifrelerle girip filmleri izleyebilecekler i̇şte Her durumda bir hayır var evet. deriz ya. Tam tam o yani. Şu an Türkiye'nin her noktasından e, bu festivale katılınabilecek efendim seyirci olarak. Aynen ne, ve ne güzel. E, bu dönemde de özellikle e, güzel de bir avantaj dışarı çıkmak tehlikeli koronadan dolayı evde oturup ya kitap okuyacaksınız ya da bu tarz festivallerin güzel filmlerini izleyeceksiniz e, umuyoruz ki daha güzel dönüşler alırız ve aynı zamanda Türkiye'nin her tarafına e, bu sene bu filmler gitmiş olur. Valla bu süreç doğru değerlendirildiğinde sanat adına çok büyük kazanımlar elde edilebilir hı hı. pek çok e, tiyatro ekibi geçmiş yıllarda oynadıkları oyunları yüklediler hı hı yani internete. Hı hı. E, pek çok yazar hani benim de bir katkım olsun deyip PDF formatında kitaplarını hı hı. paylaştı. E, pek çok konser var takip edilebilecek. Özellikle yurt dışındaki senfoni orkestralarının muazzam Berlin e, Berlin Senfon gibi, paylaştı, gibi evet. e, paylaştılar. Yani bir tık uzağımızda bunlar. Aynen. İşte hep diyoruz yani işte hayır var. Her olanda sanat anlamında çok büyük hayırlar var. Hı hı. Tabii doğru değerlendirmek kaydıyla. Ee, şimdi festivalin başlangıç tarihini bence yeniden hatırlatalım. Hı hı. Atölyeleri çok kısa belki hatırlatmamız icap edebilir, hı hı. bir de atladığımız yer varsa detay anlamında Tamam. onları da konuşalım. Evet festival tarihlerimiz 11, 12, 13 Aralık genelde Aralık ayının ortasında ya da başında yapıyoruz festivalimizi. Yılın son festivaliyiz neredeyse. 11 Aralık tarihinde saat 11'de izleyicilerimiz artık filmleri izleyebilecekler. Biz önden bu hafta içerisinde kayıt almaya başlayacağız. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilecekler, online söyleşilerimiz olacak yine. Ee, az evvel bahsettiğim gibi dağıtım atölyemiz olacak. Ee, sektörde bu konuda tecrübeli insanlar var burada. Bulut Reyhanoğlu, Belkıs Bayrak ve e, Uğur Şahin. Bizim yine e, festival e, genel koordinatörü asistanımız Ramazan Kılıç'ın koordinasyonunda yapılacak bu atölye. Ayrıca e, Türk yönetmenlerle biz yine online söyleşiler yapacağız. Yani festivalde filmi gösterilen yönetmenlerle özel bir sinema salonunda sadece onların olacağı bir e, Zoom, Instagram canlı yayın ve Facebook'tan canlı yayın olacak bir program düşünüyoruz. Bu Türk yönetmenlerimiz de Cuma ve Cumartesi günü 11-12 Aralık'ta izleyicilerimiz izledikleri yarışma filmlerinden sonra e, bu yönetmenlere dile, e, dilek soru sorabilecekler e, hem Zoom'dan hem Instagram hesaplarından. O soruları da online cevaplayacak arkadaşlarımız. Yaklaşık dört tane böyle bir söyleşi programımız olacak. Söyleşilerimizi TSA'dan Tuğba, Özden Deniz ve Dönlü Toker modere edecekler. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Tamamıyla gönüllü yürüyen bir festival neredeyse. Çok ciddi gönüllerimizin desteği var. Özellikle İstanbul Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve başka üniversitelerden. Yeniden pandemi şartlarında salonlarda olmamamıza rağmen hem gala için hem de bu söyleşilerimiz için e, ...gönüllü ilanımız var. Buraya çok fazla başvuru oldu bu Peki, sene. Peki yeri gelmişken kaç kişi var? E ekip kaç kişiden oluşuyor? Ekip tabii eğer gönülleri de sayarsak bir 30 kişiyi buluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama kemik ekip dediğimizde bir 10-15 kişiyi buluyor. Yani teknik kısmı var, grafik kısmı var, web kısmı var, sosyal medya var. Koordinasyon var, program seçkileri var. E, çok e, katalog basıyoruz her yıl. Bunu orada rahatlıkla görebilirsiniz. <laughs> Filmlerin hazırlanması var, film trafiği var. E bizler varız. <laughs> ya gerçekten. Kolay iş değil. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkürler. Çok büyük bir emek var. Sadece gelen filmleri seyretmek için geçen zamanı... Evet ön jürimiz var evet. saymadı konu. Esas evet. jürimiz var jürimizden bahsedelim atladık bu arada. Bu yıl jüri başkanlığımızı Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmenlerinden Vedat Özdemir yapacak. Oo, geçen yıl Geçenin ondan önceki yıl Yüksel Aksoydu Vedat Özdemir yanından Maria Lafi var Yunanistan'dan. Çok önemli bir hem akademisyen hem yönetmen. Ki onun da özel seçkide uzun metraj filmini göstereceğiz. Kutsal Patlama birçok ödül aldı festivallerden. Yine Azerbaycan'dan Hilal Baydarov bir jüri üyemiz. Onun da son filmi Ölümler Arasında Venedik Film Festivali'ndeydi. Ama biz önceki filmini göstereceğiz. Hurmalar Olgunlaştığında adlı filmini festivalimizde göstereceğiz. Yine açılış filmimiz onu da atladık aslında. Önemli bir detay. Saraybosna'dan 11 yönetmenin çektiği e, kısa film seçkisini konu adan ve Saraybosna Sevgilim ismiyle e, olacak. Saraybosna Moran Bor Sea Factory adlı film de açılış filmimiz de olacak. E, Seçkimizde e, jürimiz bu filmleri değerlendirecek ve o bahsettiğimiz 80 bin TL top, total ödül e, yarışmacılarımıza dağıtılacak. 13 e, Aralık'ta galamız olacak. Grand Pera'da. Ee, sosyal mesafe şartlarına uymaya çalışarak az seyirciyle belki de sadece filmci arkadaşlarımızla galayı yapmaya çalışacağız ve ödülümüz ödüllerimizi orada vereceğiz. Bir de olacak. evet atladığım bir şey daha var. Onur ödülü var her yıl verdiğimiz. Ee, geçen yıl Mevlüt Koç'a vermiştik. Bu yıl da yine Türk sinemasının önemli isimlerinden Necip Sarıcı'ya vereceğiz. Yapımcı ve aynı zamanda e, ses sanatçısı ve aynı zamanda Türk sinemasının aslında müzesine sahip olan önemli bir isim. Necip Sarıcı'ya onur ödülü vereceğiz. Yine 13 Aralık Ar kalamızda Harika. Peki e, Faysal Soysal ne yapar? Son e, sorun bu. Şu an ne yapıyor? E, bireysel olarak çünkü hem şair yanı var hem yönetmen yanı var. E, masada bekleyen projeleri olabilir. <laughs> Evet. Bir de yakın zamanda artık tamamlanan ve gösterime girmeyi bekleyen bir filmi var evet. ki bunu ayrıca inşallah bir programda konuşalım Eyvallah. filmin detaylarını. Evet ceviz ağacı filmi var son yaptığımız film Türkiye'deki festivallerde gösterildi bir kısmında açılışında uluslararası premierini de Moskova Film Festivali'nde yaptı Kim ayında Adana'dan da iki ödül aldı en iyi müzik ve en iyi erkek oyuncu ödülü almıştı. Şimdi festival yolculuğu devam ediyor ama birçok festival maalesef iptal oluyor. Hı hı. E, haliyle filmi de vizyona koyamadık. Biraz bekleyecek. E, böyle bir e, üzücü tarafı da var bu işin. E, sinema salonları kapalı ve hakikaten uzun sürede açılmayabilir. Ama e, online gösterim şartları devam eden festivaller var. Belki artık oraları düşüneceğiz. Hı hı. E, bir yandan evet e, bu şartlara rağmen e, yine bir şeyler yazmaya çalışıyorum. E, eski yazdıklarım var. Kitap olarak belki çıkabilir. Onların çalışmasını şimdi yürütüyorum. Ee, bir yandan da bu festival var. Ee, bütün sıkıntı ve zorluklara rağmen yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Aralık ayında tamamlarsak sonra belki yeni projelere daha fazla odaklanma fırsatımız olur. Ben bir de kapatırken hep e, konuklarımın kendi alanıyla ilgili tavsiyelerini alırım. Hani olur da bizi seyreden ve e, kendi bulundukları yerde bir festival düzenlemeyi ya da işte sinema günleri diyelim, hı hı. düzenlemeyi düşünen arkadaşlarımıza ne tavsiye ederiz? Vallahi şimdi bu pandemi iyi bir nimet bir yandan da söylediğiniz gibi. Yani bir konuğu davet etmek, uçakla konuk etmek, ondan sonra yolcu etmek, insanları bir yere toparlamak hakikaten kolay iş değil. Biraz da belediyeler bunun suyunu çıkardılar hem Anadolu'da hem Türkiye'de. Ee, ve çok bilindik isimler sadece dolaştı. Ama bu pandemi vesilesiyle aslında biraz daha araştırarak daha ciddi ve alanında yetkin ve hakikaten değerli isimleri davet edebilirler ve bununla online sohbetler yapabilirler, görüşmeler yapabilirler. Bu biz mesela Sivas'tan bir şairle yaptık. Çok ilgi çekti yani Yunus Emre'yi konuştuk. Ne bileyim Van'dan bir öğretim üyesi benimle danışman hocam Ömer Demir Bağla yaptık. Çok ilgi çekti. Yani onlar da kendi bulundukları yerlerden bizlerle başka insanlarla tabii ki temas kurabilirler. Online festival düzenleyebilirler. Sırf festival yapmak anlamıyla değil bir hoş sohbet yapabilirler. Bir şey tartışabilirler, konuşabilirler. Önemli olan bir şeyi yeniden masaya yatırmak, tartışmak ve insanın kendisini geliştirmesi, bir yerde durmaması. Çünkü bir şey muhafaza edildikçe aslında o çürür. Bir devinim ve değişim her zaman şart. Anadolu'da da olsak, İstanbul'da da olsak buna ihtiyacımız var. Yeniden dirilmeye, kabuk atmaya ve aslında o baktığımız yerin belki de farklı bir açıdan bakıldığında daha kıymetli olabileceğini görebilmek. Bu yüzden sadece karşı tarafı eleştirmek yerine kendi bulunduğumuz yeri de eleştirmek imkanını bu bize verebilir. Evet. Bunları tavsiye edebilirim evet. arkadaşlarım. Yani bardağın dolu tarafını görelim ve o dolu tarafıyla ne yapabileceğimizi düşünelim. Efendim, külfet olarak değil, nimet olarak Herhalde her şeyi görmek gerekiyor. Şimdi çevirim içi imkanlarla artık dediğiniz gibi Anadolu'nun en uzak noktalarından bile size ulaşabilirler. Tabii ki. Pek çok sanatkar dostumuza ulaşabilirler, bize ulaşabilirler. Elimizden gelen tüm desteği verebiliriz onlara. Ve oralarda da sanat yeşerir, büyür, gelişir ve insanlara bu anlamda ki en çok ihtiyacımız olduğu dönem moral verir. Aynen. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz, geldiniz. faydalıca. Çok sağ olun. Elinize, dilinize sağlık. Biz, Biz artık edin. geleneksel hale getirdik. <laughs> Dostluk Kısa Film Festivali ile birlikte her yıl bir araya gelip festival üzerine konuşuyoruz. Daha nice programlar olsun. İnşallah. Ve inşallah bu festival çok uzun uzun yıllar boyunca devam etsin. Biz bayrağı devredelim. Bir onlarca yıl sonra genç arkadaşlarımız devam ettirsin. Benim hep özlemini duyduğum yüzlerce yıllık festivallerin temelini günümüzde atmış olalım. İnşallah. İnşallah. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Dersiniz, sağ olun. Efendim az önce de söylediğim gibi bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ni konuştuk. Sevgili Faysal Soysal da yeni bir gündem sanatta görüşünceye dek hoşçakalınız. Platform sundu